Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş çok güzel, çok kolay bir örgü modeli anlatacağım. İp olarak şöyle. Bebe yünü kullanacağım. Dilediğiniz farklı iplerle de yapabilirsiniz. Şiş olarak da şu şekilde 3,5 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle şu şekilde ipimi aldım. Şuradan bir düğüm atıyorum. Bakın şu şekilde. İlk ilmeğimi bu şekilde şişime taktım. Şöyle ipimi tutuyorum. Ve tığıma ilmek topluyorum. Yapacağınız işin büyüklüğünde bu şekilde ilmek toplayalım. Çok fazla sıkı olmasın arkadaşlar. Ben burada kısa bir anlatım yapacağım. Video sonunda modelin ilerlemiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet, bakın benim için bu kadar yeterli. Şöyle 14 tane ilmek topladım tığıma. Şu şekilde şuraya bir düğüm atıyorum sağlamlaştırmak adına. Evet, şişimi şöyle geçirdim. Şuradan ilk sırada biraz zorlanabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde ilmeğimi aldım ve tığımdan çıkardım. İlk sıramı bu şekilde bir sıra öreceğim arkadaşlar. Bakın şöyle. Çok fazla sıkı yapmayalım arkadaşlar. Bu model bol olarak çok güzel duruyor. Bakın son ilmeğimi de aynı şekilde şöyle sonuna kadar bitirdim sıramı. Modelimi çevirdim arkadaşlar. Bakın şuradaki ilk ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. İkinci ilmeğimi, ipimi burada öne alıyorum arkadaşlar. Kendimden tarafa alıyorum. Şöyle ilmeğimin içinden geçirdim ve ördüm. Bu şekilde bir sırada böyle öreceğiz. Dilerseniz siz bu kısımda lastik çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde iki sıra yapıp hemen üstüne modelimin kuruluşunu göstereceğim. Ve yine son ilmeğimi de aynı şekilde ördüm. Bakın şöyle. Çevirdim. Şimdi burada modelimi kuracağım. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum tığıma. Kenar kısımlarım çok esnemesin diye. İkinci ilmeğimi şöyle düz olarak ördüm arkadaşlar. Bir sonraki ilmeğimi bakın şuradan değil şişimi şu altından geçiriyorum. Bakın burayı tam olarak göstereyim. Şöyle almıyorum. Şu kısımdan şuradan tığımı geçirdim. İpimi aldım ve ilmeğimi bıraktım arkadaşlar. Bir sonrakini düz olarak ördüm. Sıradakini yine şuradan üst kısımdan değil ilmeğimin altındaki ilmeğin içinden şişimi geçirerek alıyorum ve bırakıyorum. Düz olarak ördüm. Alttan aldım. Sıramı sonuna kadar bir tane düz örüyorum. Bir diğerini bakın şu şekilde şişimi alttan geçirip örüyorum ve bırakıyorum. Düz ördüm ve şuradaki ilmeğimi yine alttan aldım ve bıraktım. Son ilmeğimi yine düz olarak ördüm ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi burada çok belli değil. Birkaç sıra yaptıktan sonra modelimiz ortaya çıkıyor. Yine en baştaki ilmeğimi örmeden şişime aldım. Şimdi burada bakın şurada iki tane ipim var.
üstteki ipi aynı zamanda biraz önce alttan aldığım ilmek şu şekilde iki katlı olmuştu. İkisinin içinden şu şekilde tığımı geçirdim ve bıraktım. Şimdi sıradakini düz bir şekilde ördüm. Düz ördüklerimi yine düz olarak örüyorum. Şu alttan aldığım ilmeklerin, bakın şurada bir ipim daha oluşmuş oldu. Bu ilmekler de yok onlar. Hem bu ipin içinden geçiyorum, hem de sıradaki ilmeğimin içinden geçip ikisini birlikte bu şekilde ördüm ve bıraktım. Şimdi bunu yine normal örüyorum. Buraya geldim. Bakın şu alttan aldığım ilmekti. Hem bunun içinden hem de üstteki şişimdeki ilmeğin içinden ikisinden aynı anda aldım ve bıraktım. Bu şekilde arkadaşlar sıramı sonuna kadar devam edeceğim. Bakın şurayı, şu üstteki olan ip, daha uzun olan. Son ilmeğimi de yine aynı şekilde ördüm ve sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Hemen çevirdim ve devam ediyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım tığımı. Şimdi burada şu ilmeğimi yine alttan alacağım arkadaşlar. Şöyle alttan aldım ve bıraktım. Buradaki sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm, bıraktım. Şimdi alttan alıyorum yine. Şurada tek ipim varsa arkadaşlar, alttan şu şekilde iki ipim varsa bunu düz olarak üstten alıyorum. Üstten, alttan. Son ilmeğimi yine düz bir şekilde ördüm ve bakın sıramın sonuna geldim. Yavaş yavaş modelim ortaya çıkmaya başlıyor. Çevirdim yine hemen ve devam ediyorum. İlkini örmeden şişime taktım. Şimdi ikinci ilmeğimi, bakın tek ipim var şurada. Bunu düz olarak örüyorum. Şimdi burada bakın şu biraz önce alttan aldığım ilmeği de bu sırada şu şekilde ipimi üste atıp ikisini birlikte örüyorum. Tek, burada da çift olarak. Tek olarak ördüm. Şöyle ikisini birlikte. Çok kolay arkadaşlar. Hiç kafanızı karıştıracak bir durum yok. İki sıradan oluşuyor toplamda modelim. Ön yüzünde aynı işlemleri, arka yüzünde aynı işlemleri yapıyoruz. Bakın burası tersi modelimin. Şöyle hemen ön kısmını çevirdim. Şimdi ilk ilmeğimi yine bakın şöyle örmeden şişimi aldım. Bu tarafa geçirdim. Şimdi burada yine ne yapıyorum? Ön kısımda hep aynı işlem demiştik. Bakın şurada iki ipim var. O zaman bunu düz olarak ördüm. Burada şu kısımda tek ip olduğu zaman şöyle altından örüyorum. Düz, alttan. Düz ördüm, alttan ördüm. Düz olarak ördüm. Bu şekilde yine sıramı sonuna kadar farklı bir işlem yapmadan devam ediyorum arkadaşlar.
son ilmeğimi de yine düz bir şekilde örüyorum. Evet, bakın modelim biraz ortaya çıkmaya başladı. Bir sıra daha yapalım. Bakın burada iki tane ipim var. Arka yüzünde her zaman ikisini birlikte alacağım. Tek olan ilmeğimi yine tek bir şekilde örüyorum. Şöyle ikisini birlikte yapıyorum. Tek olarak. Bakın önce şu ilmeğimi aldım, sonra da şişimin üzerine diğer ilmeği alıp ördüm. Son ilmeğime geldim yine. Onu da aynı şekilde sıramın sonuna geldim. Bakın şöyle ve ön kısmını çevirdiğim zaman artık modelim ortaya çıkıyor. Ne yapıyorum bu sıramda? İlk ilmeğimi tığıma aldım. Bakın şurada tek ipim var. Bunu yine alttan alıyorum. Burada iki ipim var. Bunu düz olarak örüyorum. Alttan örüyorum. Düz örüyorum. Evet arkadaşlar, bakın o sıramı da tamamladım. Şöyle modelim ortaya çıkmaya başladı. Model bundan sonra hep kendini tekrar ediyor. Aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi ben modelin daha ilerlemiş halini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimizin daha ilerlemiş hali bu şekilde görünecek. Gerçekten çok güzel bir dokusu var. Çok yumuşak. Bu modelde çok güzel yelek yapabilirsiniz. Şal yapımında kullanabilirsiniz. Hırka yapımında kullanabilirsiniz. Atkı olarak çok şık durur arkadaşlar. Yine dilediğiniz, uygun gördüğünüz farklı yerlerde uygulayabilirsiniz. Dilerseniz bebek battaniyesi olarak da yapabilirsiniz. Çünkü doku olarak bayağı dolgun bir dokusu var. Bakın şu şekilde. Şöyle. Arkasını da göstereyim. Arkası da bu şekilde görünecek. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.